Futbol Arena özel programıyla karşınızdayız. Özel diyorum çünkü çok özel iki tane konuğum var. Eski Süper Lig hakemi ve TRT Spor yorumcusu Bünyamin Gezer hocam ve aynı zamanda eski profesyonel hakem Metin Kır hocam bu akşam bizlerle. Hocalarıma hoş geldin diyorum. Kandillerini kutluyorum. Sağ ol. Evet Bünyamin hocam, bir girişte sizden alalım. Çok teşekkür ederim öncelikle size, bizi kırmadınız. Vallahi burada olmaktan mutluyum. Önce onu söyleyeyim. Sonra kandilden açtın. Ben de belki de bu akşam kandil. Hani son 10 günde arayınız. Evet. Ayetiyle kandilimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah nice nice kandillere sağlıkla, sıhhatle bizi ulaştırmayı, bayrama göstermeyi nasip etsin. Diyorum. Amin hocam. Evet Metin hocam, sizin de tekrar kandilinizi kutlarım. Sizden de bir giriş alalım. Ben de öncelikle Ünye Moda TV'de olmaktan onur ve mutluyum. Aynı zamanda yıllardır üst düzey hakemlik yapmış dostum Sayın Bünyamin hocamla da aynı stüdyoda olmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Ben de kandilinizi herkesin kutlamak istiyorum. Bir de spor adamı olarak geçmiş 19 Mayıs'ımızı, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamak istiyorum öncelikle. Teşekkür ederiz hocam. Bünyamin hocam, Türkiye'de belki de gitmediğiniz şehir sayısı çok azdır. Birçok yere gitmişsinizdir işte maçlar için olsun. Evet. Ünye'ye de gelip gidiyorsunuz. Hatta burada bir daire alacağınızı bile duyduk biz. Öyle almak istediğinizi. Ünye'yi nasıl buluyorsunuz hocam? Ünye'yi seviyorum ben. Burada iyi dostlarım var başta. Murat Ülgen Murat abimiz. Murat Ülgen kardeşim olmak üzere iyi dostlarım var. Burada kayınbiraderim de var. Eşim Termeli. Yani sürekli bir ayağım Ünye'de denir ya. Evet. Bir ayağım Ünye'de. Hani nasip kısmet bu işler. Bir dönem istedik olmadı ama yarın bir gün belki yine Ünye'ye gelmeyi isterim ben. İnşallah hocam. Şartlar uygun olursa. Metin hocam, siz de Ordu'da oturuyorsunuz ama buraya iş yeri de açtınız. Hem iş yerinden memnun musunuz onu sorayım, hem de siz de Ünye'ye gelip gidiyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Şimdi zaten ben yarı Ünye'li sayılırım. Neticede benim rahmetli kayınpederim de burada emniyet müdürlüğü yapmış. O yüzden Ünye alakalı biraz daha bir sevdamız var. Bir de özellikle Murat Ülgen kardeşimden dolayı da zaman zaman yapılan tüm organizasyonlarda biliyorsunuz futbol anlamında sürekli mesaimizi bölüp buraya gelmişizdir ki evet. Sayın Bünyamin Gezer hocamız da özellikle kum futbolunda bile Ankara'dan işlerini, güçlerini televizyona bakıp bu Ünye'ye gelmiştir. Yani Ünye bizim tarafımızda gerçekten özel ve güzel bir ilçemiz. İş yeri olarak da ben bu sevdamızı iş yeri açarak da bunu taçlandırdık. Tabii bu ticaret hayatı ama gidişattan memnunuz şu anda. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na da başkan adayısınız. Daha çok gelip gideceksiniz. Tabii zaten hakemliğimiz döneminde de bilirler. Biz yaklaşık 20 yıl hakemlik yaptık. Bunun ilçelerde her tarafta maç yönettik. O zamanlarda geliyorduk. Amatör spor kulüplerinde olunca da biliyorsunuz yaklaşık 9 dönemdir oradayım. Evet. 2 dönemdir de üst genel sekreterliğimiz var. İnşallah Allah nasip ederse de bu dönemde de başkan adayız. Eğer Allah bize bunu nasip ederse olur. Hakkında hayırlısı neyse olacak. Teşekkür. Tecrübeliyim diyor. Evet, tecrübeli. Metin tecrübeliyim evet. Diyor. Aynen. Hocam şimdi ikinize olacak bu sorum. İlk Bünyamin hocamın cevaplamasını istiyorum. Daha sonra sizin cevaplamanızı istiyorum. Hocam, hakemliğe başlama kararını nasıl aldınız? Bir dönüm noktaları oldu mu? Bunları dinleyelim sizden. Şimdi amatör futbolcuydum ben. Amasya Gençlik Spor'da oynuyordum. Amasya Gençlik Spor hocası hakemdi. İlkokul öğretmenim hakemdi. Eve taşındık. Yeni bir eve, işte Amasya'da mahallemizi değiştirdik. Taşındık, üst kat komşum hakemdi. Hakemlerin antrenmanına katılmayı çok severdim ben. Ama hani bu kadar koşma olduğunu bilmiyordum ben. Onlar çok güzel böyle 3-5 tur atarlar, 1-2 saat ama müthiş futbol oynarlardı. Hep onların aralarındaydım. Bir gün işte Sivas'ta kurs açıldı Halil. Daha işte o zamanlar böyle 18 yaşında falan hakemliğe başlayan yok. Dediler git al dursun. Ama o al dursun. Aldık işte birinci küme bitti. Genç kümede işte hakemlik yapmaya başladık. Sanıyorum üçüncü aday hakemliğimdi.
Ankara'dan Tahir Köken, o zaman İl Hakem Kurulu Başkanı'ydı, kulakları çınlasın. Tahir Hoca maç bitti, çağırttırdı beni. Bu çocuğu dedi hemen dedi bölge hakemi yapacaksınız dedi, gönderin dedi. Ondan sonra o zamanlar bugünkü deplasmanlı amatör lig gibi dal ligi vardı. Dal ligi vardı, evet. Dal liginde hemen beni aldılar. Ondan sonra hakemliğe bir girdik, bir daha da çıkamadık. Futbol hayallerimiz de suya düştü. Yani esasında futbolcu olmayı çok istiyordum ama çok erken yaşta işte hakemlik ve futbolculuk bir arada yürümediği için birini tercih etmek zorunda kaldık. Hakemliği tercih ettik. Ha, iyi mi yapmışız? İyi oldu hocam. İyi olmuş. Evet Metin hocam, siz nasıl hakemliğe başladınız? Ben de Ordu'da köklü kulüplerden Esnaf Spor'da oynuyordum. Aziz Tokat'ın takımında oynuyordum. Tabi o dönemlerde de yazın şu anki mevcut Ordu Spor Kulübü'nün önünde de turnuva düzenlenirdi. Orada minikler turnuvalarını ben akşama kadar bir köfte ekmek, bir kolaya maç yönetiyordum. Tabi bir kural bilgimiz yok. Doğaçlama, yani bildiğimiz kadar yönetiyorduk. Döneminde o zaman İl Hakem Kurulu Başkanı Akın Batı vardı, rahmetli kendisi. Rahmetli anıyorum kendisini. O bizim maçlarımızı yönetirdi, hakemdi. Evet. Antrenman yaparken benim o düdük sesine göre bir gün bana dedi gel sen hakem yapalım. Ben tabi çok sıcak bakmıyorum. Bir de biraz da futbolda çirkep bir futbolculuğumuz vardı bizim. Mehmet Maden hocamız var. Şimdi Antalya'da yaşıyor kendisi. Bizi izliyorsa selam ediyorum. Bir müsabakada bir penaltı pozisyonu oldu. Bir turnuva maçı bu. Kale arkasındaki seyirci penaltıda topu ayağıyla çıkarttı seyirci. Gol olan topu. Tabi hakem onu oyunda gibi gördü. Tabi. Biz tabi ki o gençliğin verdiği şeyle hocaya saldırdık. Beni attı. Nusret hoca vardı kardeşimiz. Geçen vefat etti o da. O da saldırınca ikimizi attı. Tabii çocukluk ya bu. Biz de hocanın yolunu kestik bir yerde işte. Hocaya saldıracağız. Tabii hoca bir güzel bizi dövdü. Ondan sonra ben hakemliğe başladım onun sayesinde. Akın Batu'nun sayesinde. Zaman sonra işte biz de öyle hakemimiz gelişti. Yaklaşık 18-20 sene biz de elimizden geldiği kadar profesyonellikte görev almaya çalıştık. Evet, biraz yorumları okumak istiyorum. Çok ilgi var Ünye'li insanlardan. Kadir Tantürk, herkese iyi yayınlar, başarılar dilerim. İbrahim Yıldırım, İyi yayınlar Bünyamin Hocam ve Metin Hocama selamlar. Murat Arslan, hayırlı yayınlar, güzel insan. Kadir Tamtürk, Türkiye'ye mal olmuş Bünyamin Gezer hocamıza hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar. İbrahim Balcıoğlu, herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İsa Meral, hayırlı kardeşim, hayırlı yayınlar, konuklarına selam ve saygılar. Celal Patak, iyi yayınlar üstadlar. Metin Tamtürk, iyi yayınlar, selamlar demiş. Hocam, ligin ilk 26 haftasında hakemlerin performansını nasıl buldunuz? Onu merak ediyorum. Bir de VAR'ın Türkiye'de tam böyle oturaklı uygulandığını düşünüyor musunuz? Ya VAR dünyada da tam oturmadı da. Yani oturmayacağı da biraz şey. Çünkü futbol öyle bir oyun ki, futbol oyun kuralları öyle bir, tamam bir kural kitabı var ama bir de bunun yorumu var. Bu yorum işin içine girdiği zaman metin farklı, ben farklı düşünebiliyoruz. Evet. İkimizin de verdiği karar esasında doğru. Yorum. Yani yorum farkı. Yani hafif bir dokunmaya, çekmeye ben derim ki faul bu çekme. Metin der ki ya bu çekme bana göre yeterli değil. Bu ne oluyor? İnsanların VAR'a olan şeyini azaltıyor. Güven. Çünkü önceden ne vardı? Hakem göremedi. Önü kapandı. Gibi bir mazeretler evet. vardı. Şimdi televizyon başında hani eskiden hep bize sarılırlardı. İşte televizyon başında yorum yapıyorlar. İşte al ileri ver geri. Evet. Şimdi aynısını hakemlerde de var. Al ileri ver geri. Ama burada artık yanlış karar çıkıyorsa kit sadece Türkiye'de değil. Dünyada da çok fazla sayıda yanlış çıkıyorsa burada bir problem var. Evet. Bu problemin ana kaynağı ne? Bir, şu anda VAR bir çocuk. Emekleme devresinde. Büyüyecek. Büyümesi için de yeni yeni işte çıkan olaylara göre hep İFAB dediğimiz bir kuruluş var. Evet. Sürekli kuralları yenileyen. Buralara sürekli pozisyonlar gider. Ve bu pozisyonlara göre de hakemlere karar verdirtirler. Yani derler ki burada uygulama bu şekilde olacak. Her zaman eğitim çok önemli. Eğitimi verenlerin iyi olması lazım. Eğitimin tek tip olması lazım. Misal ne vardı?
bir önceki dönem Yusuf Namoğlu kurul başkanı iken her şeye gidin kardeşim. Yani her şeye gidin. Sonra hakemler her şeye giderken yeni bir kurul geldi. Dedi ki biz dedi işte UEFA, Avrupa, dünya nasıl uyguluyorsa biz de öyle uygulayacağız. Bu sefer ne oldu? Hakemler bocalama içerisine girdi. Evet. Bocalama içerisine girdi. Bu sefer hangisine gidip gitmeyeceklerinde kararsızlık yaşadılar. Ve öyle pozisyonlarda misal deminden dedim ya metine göre farklı, bana göre farklı. Metine göre aynı, bana göre aynı olan pozisyonlar hakemlerin içerisinde de aynı olmasına rağmen bu sefer dediler ki işte burada VAR'a gidilmez. Bu sefer hepten karıştı. Evet. Abi dünya da böyle yapıyor. Yani çok farklı değil. Dünyada da çok iyi uygulandığını zannetmiyorum. İzlediğim ligler var. Özellikle İngiltere Ligi. Aman 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 aman. Facia. Yani hani geçenlerde bir espri yaptım televizyonda. Seyirci joker hakkını kullansa hakem %100 kırmızı kart çıkacak. VAR'dan böyle bir şey gelmiyor. Oyuna devam diyor. Evet. Yani inanılmaz. Ha bu düzelir mi? Bence zor düzelir. Ben zaten bu VAR daha dünya ilk Dünya Kupası'nda başladığı anda o zaman Devlet Demiryolları YouTube kanalına bir röportajım var. Onu da izleyebilirler. YouTube'da vardır halen. Orada da bundaki çekincelerimi hepsini anlattım. Aynı şeyler devam ediyor Halil. Yani aynı şeyler devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Çünkü eğitim bir olmayınca hakemlerin hepsi aynı tip düşüncede olmayınca ne diyoruz? Kimi hakem çok sert diyoruz. Kimi hakem çok kuralcı diyoruz. Kimi hakem penaltıcı diyoruz. Kimi hakem çok faul çalıyor. Kimi hakem çok avantaj uyguluyor. Bakın hakemlerin hep bir şeyi vardır. Tarzı vardır. Şimdi bu tarz birlikteliği olmazsa VAR'da da çok büyük başarı elde etmesi güç. Ve bunu biraz daha level'ını yükseltmek yani daha iyi hale getirebilmek için eğitim noktasında çok daha iyi eğitimler hakemlere verilmesi lazım. Ha 26 haftalık performansa baktığımız zaman tabii ki Türkiye'de VAR var. Gene de beğenmediğimiz VAR'ın sayesinde birçok maçta da doğru kararlar verildi. Mesela offside konusunda VAR çok yani nispeten daha iyi. Evet. Daha iyi. En azından offside'da ben hep şunu diyorum. Eğer teknoloji girecekse her iki takıma adil olmalı. Onun için ben her zaman şunun destekçisiyim. Gol çizgisi teknolojisi. A takımına da aynı, B takımına da aynı. Çünkü makine ölçüyor, hakeme haberini veriyor ve o gol veriliyor Halil. Evet. Ama offside'da bile atıldığı noktayı tam belirlemek yani o makinenin başında misal bir ara işte orada fotoğraflarda da verdiniz. İşte Şansal abiyle falan program yaparken Piero vardı. Eski meşhur Piero. Evet. Çizgisi. Çizgi çizme. Şimdi bir gün indim çizgi çekilen yere. Oradan çizgiyi çekti oradaki operatör arkadaşımız. Uğur galiba oynatıcım. Uğur çekti. Baktım bana göre şey. 7 santim offside değil çıkarttı. Ben dedim ki şuradan çizer misin dedim. Yayına öyle verdik 5 santim offside. Yani nihayetinde orada da bir insan eli var. Yani bunu %100 şey. Ha nispeten diğer kararlara göre VAR'da offside'lar biraz daha senin de dediğin gibi daha inandırıcı. Tabii. Ama orada da hatalar olmuyor mu? Oluyor mutlaka. Evet Metin Hocam, siz nasıl buldunuz ilk 26 haftalık lig 26 şimdi, haftalık periyotta? Şimdi burada duayen estağfurullah, hoca varken bir de bunların daha çok eğitimi alan, daha çok yakın olan hocamız yanında bize de çok fazla ahkam kesmek diyor. Ben de şahsi fikrimlerimi söylemek isterim tabii ki. Şimdi VAR sistemi doğru uygulanabildiğinde bana göre çok başarılı bir sistem. Ama hocama da katılıyorum. Buradaki yöneten hakemin oyun anlayışı çok önemli. Hani hocam dedi ya Metin'e göre farklı, bana göre farklı. Evet şimdi kimine göre futbol, sert futbolu sever kim hakem? Kim hakem yumuşak futbolu sever.
Bu da bir tıpkı siz de antrenörlük yapıyorsunuz. Sizin bir oyun tarzınız vardır. Sen savunmayı daha çok iyi tutarsın. Kim hoca vardır? Hücum futbolunu sever. Evet. Bu, aynı hakemde de bu vardır yani. Hakemde sert futbola prim tanıyan hakem var. Ama en ufak bir şeyde düdük çalan hakem de var. Ama bu da bana göre futboldan gelen hakemler, özellikle futbol oynamışlarda biraz daha oynatma yeteneği var. Oynatma isteği var. Ama futbol oynamamış, hasbelkader bir yerden hakemle tutunmuş olanlar var. Bence sıkıntı orada başlıyor. Yorumlayamıyor yani o hakem arkadaşımız. Sıkıntıyı biz orada yaşıyoruz. Bir de son 8 haftaya bakıldığında, yani 26 haftaya bak, son 8 haftada var bana göre biraz oturmuş gibi gözüktü ilk başlara göre. Şimdi biz de takip ediyoruz. Tabii. Ki son 6-8 hafta çok fazla ses gelmedi Türkiye'de. Yani ufak tefek hatalar oldu. Şöyle Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu çok konuşuldu. Mvakame'nin pozisyonu çok konuşuldu. Evet. Yani şimdi burada ama offside'la alakalı %90 yaklaşıklık sağlandı evet. Yani. Herkes offside çizgisi çizildiğinde evet. En azından bir güven var evet, değil mi? Offside'e bir güven var şimdi. Offside'i çözdük. Şimdi bana göre bilemiyorum tabii ki. Ben hocam kadar yakın takip etmiyorum. Şimdi bu her yerde mesela orta sahada falan bir pozisyon başlangıcı var dönülüyor falan. Bana göre şahsi fikrimi söylüyorum. Daha çok ceza sahası içindeki hayati dediğimiz işte penaltı, gol. Buralarda daha çok müdahale edilebilse yani daha doğru müdahale yapılabilse daha iyi olur. Şimdi mesela Türkiye'de geçen bir Trabzon maçı mıydı neydi? Maç oynandı 2-3 dakika sonra bir döndü. Golikler oldu bir şeyler oldu. Bir şey evet, maçı. Gaziantep maçı. Yani şimdi bu tip pozisyonların bu tecrübedeki bir hakemin çok erken çözmesi lazım yani o pozisyonu. Ya zamanında o ayak kalktın dendire çal. Yani bu da biraz da bizim hakemlerimizin biraz bana göre eksik. O pozisyonu çalmış olsa bakın 15 gün hatta şu anda bile öyle bir pozisyon olduğu konuşuluyor. Bu konuşulmayacaktı. Evet. Bu da çok tecrübeli bir hakemin yaptığı bir hataydı. Evet. Şimdi hocam yıllarca Merkez Hakem Kurulu'nun en etkili yerinde görev yaptı. Ki ben çok iyi bildiğim için söylüyorum. Bünyamin hocaların olduğu dönemde yani bu kadar alt ligleri izleyen de bir Merkez Hakem Kurulu'nda ben görmedim. Ben de çok maç izlerim. Beni bilirler. Ya ben her hafta sonu muhakkak bir ilde bir ilçede maç izlerim. Profesyonel evet. Maç. Ya gittiğimde de hep görüyordum yani. Öncelikle evet Süper Lig'deki hakemleri Merkez Hakem Kurulu zaten izliyor televizyon. Herkes izliyor. Önemli olan görünmeyen yerlerdeki hakemleri çıkartmak. Bu da bana göre Bünyamin hocaların olduğu Merkez Hakem Kurulu bunda oldukça başarılıydı. Hata yok muydu? Tabii ki vardı. Tabii ki vardı. Tabii ki vardı. Ama önemli olan bu hataları en asgariye indirmekti. Bence en asgari inen Merkez Hakem Kurulu'da hocalarımın olduğu Merkez Hakem Kurulu'ydu. Evet hocam sizin Amasya'dan yazanlar var. Evet sağ olsunlar. İsa Meral yazmış. Hemşerimiz Bünyamin Gezer'e selam. Takip ediyorsa Amasyalı hakemlerin içinde Bilal hocamız dışında başarılı bulduğu ve gelişimini gösterebileceğine inandığı bir hakem kardeşimizi görüyor mu? Takip edebiliyor musunuz hocam orayı? Şimdi orada Bilal düdük çalıyor. Tabii düdük çalan başka klasman hakemi olmadığı için şimdi bir isim söylemek doğru olmaz. Evet. Ama Bilal de iyi maşallah Amasya'yı gayet güzel temsil ediyor. Evet. Profesyonelliklerde herkes Süper Lig hakemi olacak diye de bir şey yok. Önemli olan bulunduğun ligde iz bırakan hakemlerden birisi olabilmek. Evet. O da güzel bir şey. Bilal maşallah o konuda iyi. Ben de tanırım mesela. Tabii yakinen tanırım. Bizim Bal Ligi maçlarına geliyor mu? Önce de çok şu anda o klasman hakem yani ikinci Türkiye Ligi maçları yönetiyor. İkinci ligde maç yönetiyor. O şimdi mesela hem hocanın dediği gibi lokomotif pozisyonda şu anda evet. Amasya bölgesinde bir de kendisinin dernek başkanlığı da var sanırım. Tabii. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi bu tip etkinlikler de biz yakinen takip ettiğimiz için Bilal kardeşimiz o olayı da gayet iyi götürüyor. Mesela her türlü sosyal etkinliklerde Amasya hakemliğini görebilirsiniz. En son bu Covid-19'da bunu bile yani geç sosyal projelerde hep yer almıştır. Ben de kendisini hem dernek başkanlığında hem de sahadaki hakemle tebrik ve teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi götürüyor işini. Evet. Bünyamin hocam, Metin hocam yine ikinizden de bir yorum bekliyorum. Bugün şu şey hocama ben şeyi soracaktım pardon. Buyurun, sorun. Şimdi bu VAR sisteminde VAR'ın gelmesi bizim hakemlerimizde bana göre hem tembellik var gibi bir de sorumluluktan kaçma var gibi diyor. Siz buna ne dersiniz hocam? Doğru söylüyorsun yani Metin. Şimdi bir ya nasıl olsa bir giderim VAR'a. Yani o konsantrasyonu bozuyor mu bozuyor. Bu ilave hakemlerde de olmuştu.
Yani ilave hakemlikte de misal pozisyonu görüyorsun. İlave hakem orada benden daha iyi görüyor. Daha yakın diye bir hakemin konsantrasyonunu bozma var. Bu VAR'da da var. İşte asıl olan VAR'sız maç yönetmek. Tabii. Yani VAR yokmuş gibi maç yönetmek. Asıl olan bu. Çok güzel bir konuya değindi Metin. Yani tabii eski hakem olunca işin içinden gelince işte farklı bakış açıları. Bunları görebilmek önemli. Şimdi hakem bir kere VAR'sız maç yönetecek. Daha sonra ihtiyaç halinde zaten seni kurtaracak bir televizyon ekranı var. Evet. Buradan kendini kurtarabilirsin. Bakın bugün VAR'la değişen hiçbir kararda doğruysa eğer hiçbirisinde hakemler eleştirilmedi. Bakın eskiden nasıl vermez bu penaltıyı dediğin pozisyonda şimdi hakem gidiyor VAR'a penaltıymış diyor veriyor. Eskiden olmuş olsa veremeyecek. Bu bir nimet. Ben her zaman söylüyorum. Hakemler için. Bir futbol adam olarak beğendiğimi çok fazla söyleyemem. Niye? İşte dediğin gibi gol atıyorsun. 3 dakika bekliyorsun. Seviniyorsun. Çıkmış şeye işte coşku en üst düzeye çıkmış. Psikolojik açıdan top seviyedesin. Artık maçı almışsın, kazanmışsın konumuna gelecekken hop bir karar, şöyle bir hareket. Pozisyon faul veya işte el veya başka bir şey. Şimdi ne oldu otomatikman? Seyirci olarak ya o 3 dakika sevindin gitti. Bir de artık stres başladı. Göztepe Fenerbahçe maçında olmuştu bu sezon. Artık bir de stres başladı. Şimdi ne stresi başladı? Oyuncu sevinemiyor. Doğal sevincini yaşayamıyor. Halen VAR'dan gelecek şeyi bekliyor. Seyirci onu bekliyor. Bunlar iyi şeyler değil. Ama hakem. Hakem için bir nimet ya. Nimet. Evet, evet. Ama bunu iyi kullanamıyorlar Halil. Bir şey daha soracağım. Sorabilir miyim böyle soruları? Arada bir girebiliyor muyum? Tabii ki hocam. Tabii ki. Şimdi mesela şu da var. Ben hani evde izlerken gerçi hocamla da telefonda soracaktım. Sormadım da canlı yayında yakalamışken sormak daha güzel. Şimdi VAR'da Cüneyt Çakır var. Evet. Sağda da yeni hakemlerden birisi var. Zorbay Küçük vardı. Yeni. Evet. Yani yeni. Evet. Şimdi VAR'daki yani Cüneyt Çakır çağırdığında Zorbay'ın o andaki giderken VAR'a düşüncesi ne olabilir? Terse çeviriyorum. Cüneyt tamam, Çakır diyorsun. Sağda VAR'da Zorbay. Cüneyt Çakır ne kadar Zorbay'a şey? Ben bunu çok merak ediyorum. Hocam bu arada Zorbay Küçük dedim ama çok beğeniyorum genç hakemlerden. Zaten iyi oldu. Evet. Tebrik ediyorum seni de hakemleri falan iyi takip ediyorsun. Hocam, maşallah. Teşekkür ederim. Kendi ligini bu kadar takip etmezsin Halil. Ha. Hocam ben futbolla ilgili her şeye hakim. Avrupa. Maşallah. Halil ligimizin agresif oyuncularından, hocalarındandır. Maşallah. Gayet güzel. Ya işini iyi yapan adamı seviyorum. Takip ederim evet. Seni seviyorum. Yani Halil bu konuda maşallah. Geçen de sohbet ettik. Çok bilgili, çok araştırmacı bir yapıya sahip. Bunu da görüyorum. Şimdi olmaması gereken bir şey. Nedir? Çünkü siz orada bir adalet dağıtmak için vardınız. VAR hakemi, VAR'daki görevli, hakem olarak görevli. Bir maçın tüm sorumluluğu kime ait? Hakeme ait. Hakeme ait. Ama zaman zaman senin hissettiğin gibi şeyler de olmuyor mu? Oluyor. Şimdi hakem gidiyor, Cüneyt Çakır çağırmış. Cüneyt Çakır bir dünya markası. Evet. Şimdi bunun çağırıp da bu hareketi izle dediği yerde hakemin çok fazla böyle ona karşı çıkabileceği bir görüntüyü bulması zor. Yani psikolojik açıdan zor. Yani. Yani görse bile ya çağıran da Cüneyt Çakır. Bu olur mu? Olur. Tersine çeviriyorum. Cüneyt Çakır hakem. VAR hakemi. Şimdi VAR hakemi olarak gördün bir penaltı. Ya Cüneyt Hoca da iyi yerde ya. O vermediğine göre acaba ben mi yanılıyorum der mi? Diyebilir. Diyebilir. Bunu hakemliğin içindeki insanlar şey yapar. O zaman ne yapacağız? O zaman atama yaparken bu tip ayrıntılara da dikkat etmeleri lazım. Evet. Atama yapanların yani Merkez Hakem Kurulu'ndaki atama yapanların bu şeye dikkat etmeleri lazım.
güzel hakemler, birbirlerini sevmeyen hakemler vardır. Tabii. Bunları bileceksin. Onu oraya getirttireyim de bir karar verdirttireyim diye zorlayan, psikolojik açıdan bilinçaltı çok önemlidir hakemlikte. Bilinçaltına ne girerse onu orada öyle görebilirsin. Sevdiğin bir hakem olur, bu da zarar verir. Halil, nedir? Ya penaltıdır, ya şimdi çağıracağım. Metin benim çok iyi dostum. Ya Metin'i şimdi çağıracağım, puanı kırılacak. Evet. Bu olmamalı. Hakemlerdeki asıl olan düşünce sahada adaleti dağıtmak olmalı. Siz sahaya adalet dağıtmak için varsınız. Ne için varsınız? Adalet. Bu adaleti nasıl sağlayacaksınız? Hakem düdüğüyle, yardımcı hakem bayrağıyla, efendim dördüncü hakem işaretleriyle, gizli işaretleriyle veya açıktan, çünkü mikrofonları var. Vardaki hakem yapacağı iletişimle görecek. Siz bunları değerlendirirseniz işte 26 haftada yaşanan sıkıntıların çoğu olmaz. Bu yani neresinden bakarsanız bakın, işte bir atama misal. Çok önemli. Ya bir atama çok önemli. Tabii. Zaten kimi doğru atama verecek? Maçı kurtarır. Tabii. Ne kadar doğru atama yaparsanız siz, doğru birliktelikleri sağlarsanız o kadar şeysiniz. Şimdi misal bizim dönemimizde Merkez Hakem Kurulu döneminde ilave hakemlik vardı. Ben derbiye alt klasman hakemi çıkartıyordum. Derbiye. Yani Süper Lig hakemi olmayan bir hakemi verebiliyordum. Misal Mete'ye Burak Taşkunsoy'u veriyordum. Niye? İyi bir uyum sağlamışlardı onlar. Evet. Ve o sezon 5 tane çok önemli derbi yönettiler. Siz bunu gözlemleyeceksiniz. Bakacaksınız uyum. Misal bazı hakemler var. FIFA olması önemli değil. Şu odayı var olarak kabul edelim. Şu odanın kapısı değil, kapının daha ötesine bile sokmayacaksın. Bak FIFA hakemi. VAR hakemliği yapamıyor adam. Bilmiyor çünkü. Onu algılamak çok farklı bir şey. Adam çok kötü hakemdir. Ama çok iyi bir VAR hakemliği yapabilir. Evet. Bunu şuna benzetiyorum Halil. İşte Mourinho üst düzey futbolcu değildi. Evet. Ama çok iyi bir teknik direktör. Evet. Dünyaya adını duyurmuş bir teknik direktör. Bazı futbolcular var. Türkiye'de idol olmuş. Adamlar teknik direktörlük yapamadılar. Hacı mesela. Tabii. Ama misal bakıyorsunuz Hikmet Karaman'ın bir futbolculuk geçmişi yok. Ama Türkiye'de iz bırakan teknik evet. direktörlerden bir tanesi. Evet. Bunu böyle de değerlendirmek lazım. Onun için VAR kadrosunu ilerleyen dönemlerde şunu yapacaklar. Bence sahada düdük çalmayan hakemlerden de bir VAR kadrosu oluşturacaklar. Bu buna gidecek. Belki ileride Besso'da böyle bir bölüm bile açılabilir. Ya açılır. İşte hakem listesi açıldı ama nereye kadar Halil? Tabii. Şimdi Türkiye'de profesyonel hakemliği getirdin. Nereye kadar? Ben hep buna itiraz ettim. Bizim dönemde geldi ama tabii federasyon başkanı o zaman Yıldırım Demirören'di. Biz gelmeden önce açıkladığı bir projeydi. Onlar sayıyı çoğaltmak isterken ben biraz dar tutturdum. Niye? Çünkü profesyonel hakemlik. Şimdi hakem bir kötü maç yönetti, iyi olur. İki maç kötü yönetti, ya formsuz. Üç maç kötü yönetti, ya ne oluyor? Dört maç kötü yönetti. Türkiye'de bak bazı hakemlerin süresi dolmadan hakemlikleri bitti. Profesyonel yaşamları bitti. Nereye gitti bu çocuklar? Evet. Bu çocuklar nasıl olacak? Ama şimdi Süper Lig'de adam kötü futbol oynadı. Birincilikte bir takım bulabilir. Tabii. Orada kötü oynadı. İkincilikte bir takım bulabilir. Onu bulamadı. Üçüncülikte. Onu bulamadı. İşte Alain Zinho şurada Sinop Spor'da oynamadı evet, mı? Doğru. Evet. Bedavada oynamadı. Para yani. Para kazandı evet. oynadı. Şimdi hakemin gideceği bir yer yok. Onun için hakemlikteki profesyonelliği çok iyi tartışmak lazım. Öyle birdenbire yaptım oldu olmaz. Yaptım olduğuyla bak bazı arkadaşlarımız çok büyük sıkıntılar çektiler. Niye? Adam şimdi yatırım yapacak. Tabii. Girdi yatırımın içine. Ondan sonra maç alamamaya başladı. Acaba hakemliğim gidecek mi dedi. Panik yapmaya başladı. Bu sefer performansı etkilemeye başladı. Öbür tarafta işte ben bu kredi çektim. Bu nasıl kredi ödeyeceğim? Faizini nasıl ödeyeceğim?
Çünkü hakemin geliri maç yönettikçe var. Maç yönetemezse yok. Bakın bir maçta Suat Aslanboğa'nın hakemliği. Evet. Neredeyse profesyonel sözleşmesi gitti hani. Hakemlik yapıyor da o da gidebilirdi. O da gidebilir. Evet. Evet. Yani kamuoyunun bu haksızlık karşısında çok büyük bir tepkisi oluştu. Merkez Hakem Kurulu geri adım atmak zorunda kaldı. Yoksa ki yani Suat Aslanboğa bugün hakemlik yapmayabilirdi. Ya o arkadaşımız şimdi gelecek paraya göre yatırımlarını olabilirdi. Yapmış olsaydı ne olacaktı? Bugün bir ailenin belki de çok zorda kalacağı pozisyona getirebilirdik. Evet. Aynen öyle hocam. Şu hocam olamaz mı VAR'la alakalı? Şimdi Türkiye'de yani özellikle Süper Lig için söylüyorum. Kendini kabul ettirmiş kamuoyuna, spor kamuoyuna. İşte sizin gibi, aklıma gelen Erol Ersoy gibi, işte Muhittin Boşat gibi, Orhan Erdemir gibi. Bu çoğaltılabilir. Yani bunlardan bir VAR olup da neticede bunlar atletik bir olay yok. Sahada performans da yok. Sadece kamera karşısında görerek yorumlama gibi var. Yani kendini kabul ettirmiş. Yani VAR'daki bu değerlerimizin verdiği karar daha böyle bir kabul görmez miydi? Görmez mi yani bilemiyorum. Şimdi bunu bir kere İFAB yasaklamış Metin. Ha yarın bir gün açılabilir mi? Hı. Açılabilir. Şu anda ne diyor? Faal hakem veya çok yakın zamanda faal hakemliği bırakmış hakemler. Yani bu da 1-2 sene içerisinde. Şu anda Türkiye'de kullanılıyor mu böyle bir isim? Yok. Kullanılmıyor. Bunlar eğer ilerleyen dönemlerde hakemlerin bu VAR'daki performansı devam ederse ilerleyen dönemlerde böyle bir çıkış yolu da düşünülebilir. Düşünülebilir değil mi? Ha, bizlerin de VAR'da iyi yapacağı şüpheli. Yapabiliriz. Dediğin mantıklı, doğru ama bu da şüpheli. Yani denemeden bilemeyiz. Muhakkak. Hocam ben yorumları okuyayım biraz. Bana küsüyorlar sonra okuyunca. Hasan Ateş, Eskişehir'den selamlar. Hocamıza hoş geldin diyoruz. Tek Aşk Ünye Spor saygılar. Kadir Tam Türk, Metin Kır hocamıza girecek olduğu seçimlerde başarılar dilerim. O seçime de programımızın teşekkür ediyorum ben de. Zaman ayıracağız. Kemal Topal, Metin Kır hocam ve sizlere selamlar. İyi yayınlar. Trabzon'dan Kemal Topal, eski Ordu bölgesi hakemi ve Ünye Spor'un eski futbolcusu. İrfan Şahin, iyi yayınlar diliyorum. Metin Hoca ve Bünyamin Hoca'ya hoş geldin diyor. Başarılar Halil Kaptan yazmış. Savaş Kara, Halil Hoca programlarınızda Türkiye'nin değerlerini Ünye ile buluşturduğunuz için futbol sever ve spor sever olarak teşekkür ederiz. Rıdvan Günaydın, iyi yayınlar. Kolman yazmış. Hocam bana Kolman diyorlar. Ayşe Akter'e başarılar diliyorum. Ekrem Deniz, programlarınızı severek ve merakla izliyoruz. Karadeniz Emlak ailesi olarak başarılarınızın devamını temenni ediyoruz. Ayşe Akter'e benim üst katta komşumdur. Hmm. Aynı zamanda manevi annemdir. Kendisine selam ediyorum. Gerçekten bakın çok önemlidir. Ben hakemlik yıllarımda atıyorum Urfa'ya, Doğu'ya gittiğimizde dönüşünüz tabi araçla gelirsiniz. Saat 2-3 falan olur. 4 olur. Yani insanın kendi annesi bile takip etmeyeceği bir pozisyonda ben aracı evin önüne park etmeden çoğu zaman maçtan uyumazdı. Balkondan takip ederdi. Ben kendisinin ellerinden öpüyorum. Kendisi de öğretmen emeklisidir. Bizleri izlediği için de selam ediyorum. Selamlar olsun. Nihat Yüksel. Tanıyor musunuz? Kaleci antrenörü. Bünyamin hocama, Metin hocama selamlar demiş. Aleyküm selam. Şu an çok Fatih Karagümrük'te sanırım devam ediyor. Evet. Nihat Hoca. Burada oturuyordu. Bizim mahallemizde oturuyordu. Öyle çocukları mi? Benim çocukluk arkadaşım. Nihat Hoca iyi dostum. Berk Değerak. Bünyamin hocamızı Amasya Spor maçlarında birkaç kez tribünde gördüğümüz oldu. Amasya Spor hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? Onu en sona saklayalım İsa abi. Geleceğiz oralara. Karadeniz Emlak Ofisi şu an tribün müsali sizleri seyrediyor. Değerli hocalarım, Ünye Spor'u takip etmişler ise değerli düşüncelerini alabilir miyiz? Onları ben saklayacağım Amasya'lı Ünye Spor'u. Hocam şimdi bugün Nihat Özdemir'in açıklamaları oldu. Evet. 18 takımla ligin 12 Haziran'da başlama konusunda anlaşmaya vardık dedi. Yani son kararımızı 28 Mayıs'ta açıklayacağız dedi. Yani evet. Kesin 12 Haziran'da başlanacak mı diye. Bir de 7 tane kulübün bir isteği varmış, küme düşme kalksın diye. Ben bunu çok şahsi düşünüyorum, adaletsiz buluyorum. Örneğin mesela Galatasaray Ligi'nin açı Rize Spor'la. Rize'de seyircisiz maç. O zaman Galatasaray Rize'yi yürüyerek yener. Veya Trabzon'un yine küme düşme potasındaki takımlarla maçı var. İşte Ankara Gücü, Denizli Spor'la.
Trabzonspor'un maçları rahat kazanır yani. O sıcakta zaten adam küme düşme derdim yok der. Diğeri şampiyonluk için zaten daha iyi konsantre olmuş olur. Siz neler düşünüyorsunuz hocam bu konu hakkında? Şimdi ben tam zıt düşünüyorum Halil şu dönemde. Niye? Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Evet. Bu pandemi sürecinde takımlarda daha böyle rahat olan futbolcusu olan takımlar daha ön plana çıkacak. Şimdi bazı futbolcu kardeşlerimiz var. Yani çevremizde de var değil mi? Bazı arkadaşlarımız, dostlarımız. Yani mesela sosyal mesafe 1.5 metre, 3 metre geriden duruyor. Evet. Biraz daha hastalığa karşı daha titiz. Bu tip futbolcuların olduğu takımlar bu pandemi sürecinde ne kadar iyi olurlarsa olsunlar ben o performansı sergileyebileceklerini düşünmüyorum. Bir. İki, Haziran ayı Türkiye'nin en sıcak aylarından bir tanesi. Haziran, Temmuz, Ağustos evet. işte. Ağustos 15'e kadar. Türkiye sıcak bir ülke. Bu sıcak ülkede performanslar her zaman değişir. İşte ligin ilk yarısına bakalım. İlk birkaç hafta toplayamayan, dökülen takımlar 5. 6. haftadan sonra giriyor. Havaların da daha böyle yumuşamasından, futbol oynamaya elverişli olmasından sonra ne yapıyorlar? Performansları artıyor. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Adalet. Eğer küme düşmen takımlar dediğin gibi muhtemelen bu böyledir. Yani küme düşmen, yani havluyu atmış takımları yenmek daha kolay. Ama bir karar verilecekse bak bu herkes için geçerli. Yani diyelim Galatasaray Rize deplasmanına gidecek. Trabzonspor da ona Denizli, göre oynayacak. Aynen, yani herkes mutlaka şeyle oynayacak. Ama eskiye göre Halil küme düşme kalkmış olsa bile eskiye göre çok büyük değişiklik var. Ne? İşin maddi boyutu. İşin maddi boyutu. Bugün bir takım galip geldiği zaman Süper Lig'de 3,5 trilyon para alıyorlar. Yani bu çok ciddi bir rakam. Evet. Bunu kulüplerin ihtiyacı olan bir rakam. Yani bunu almak için de futbolcular mücadele edecekler midir? Edeceklerdir. İki, ters çevirelim. Ya biz nasıl olsa Rize ile şey yapıyoruz deyip de o tip maçlarda puan kaybeden çok takım olmuştur. Ya biz nasıl olsa yeneriz. En tehlikeli maçlar onlardır. Mesela sen de hocasın. Evet. Şimdi bir misal, ya garanti yeneceğimiz takım. Ne oluyor antrenmanda toplayamıyorsunuz futbolcuları. Hafta bir rehavet oluyor. Rehavet oluşuyor. Ve o rehavet şey yapıyor. İşte düşmüş denilen Eskişehir Spor ne yaptı? Halen de düşmüş. Bursa Spor. Bana göre. Bursa'da. Bursa'yı Bursa'da yendi. 5 hafta yenilmedi. Her takımdan puan aldı. Galip geldi. Evet. Yani bu futbolun öyle kağıt üzerinde işte bu galip, bu mağlup yok. Diyemez. Diyemezsiniz. Zaten onu bizde insanlar iddia oynarlar. Ben oynamıyorum. Ama oynayanların hepsi kazanır değil mi? Halil. Tabii. O puan şeyini yaptı. Küme düşmeyle ilgili tabii ki takımlar şu anda bir istek ve talepte bulunacaklar. İstek ve talepte. Niye? Herkes menfaatine konuşuyor Halil. Evet. Bak, her kulüp kendi menfaatine göre yorum yapıyor. İşte Jürgen Klopp ne dedi İngiltere'de? Şampiyonluğumuzu verin dedi. Yani bu lig oynatılmadan bitirilirse, tescil edilirse çok büyük haksızlık yapılmış olur dedi. Sağlığı konuşmuyor bak. Bugün aynı konumda hangi takım olsa Türkiye'de aynısını konuşacak. Bugün küme düşme hattında hangi takım varsa efendim lig oynanmasın. Sağlık önemli diyor. Evet. Bizden yayına girmeden bir saat önce evet. Hasan Kartal konuştu mesela. Evet. Çaykur Rizespor Başkanı. Evet. Hepsi şey. Ama şampiyonluğa oynansa bu lig oynanmalı diyecekler. Evet. Yani şu samimiyeti görmedim ben. Bak Türkiye'de şu samimiyeti görmedim. Türkiye'de bir futbolcu kardeşim çıkıp da bir tane yapan oldu işte. Trabzonspor'da kim? Siz beyanatı söyleyin hocam. Ne beyan etti? Ne yaptı? Benim çocuklarım önemli dedi. Tejon Obi Mikel. Obi Mikel. Bak takdir ediyorum ben Obi Mikel'i. Saygı duyuyorum.
Adam dedi ki ben kardeşim, o biraz evvel anlattığım hani biraz pimpirikli tiplerden birisi olabilir Bobby Mikel. Dedi ki ya ben Trabzonspor'dan para da istemiyorum. Benim sözleşmemi feshedin kardeşim. Oturalım anlaşalım. Ben çocuklarımın yanına gideceğim dedi. Bak böyle olsa saygı duyuyorum. Şimdi futbolculara bakıyorum. Halil. Hiçbirisi ya ben alacağımı almıyorum kulübümden. Ben oynamak istemiyorum diyeni duydunuz mu abi? Yok. Yok. Mustera ile Falcao'nun bir açıklaması oldu. Hükümeti eleştirdiler kendi ülkelerinde. İlk haftalar. Evet ama şimdi baktım ilk antrenmana ikisi gelmiş. Şimdi nerede bunu nasıl bir şey yapacak? Evet. Şimdi bir şey varsa bunun için futbolcu kardeşlerim de, teknik adamlar da fedakarlık etmeli. O zaman biz deriz ki evet kardeşim bu lig oynanmaz. Tabii ki sağlık önemli. Ama bir yanda da bu pandemi sürecinden bir an evvel de kurtulmamız lazım. Bunun araçlarından bir tanesi de futbol takımları. Evet. Bak Alman Ligi oynanmaya başladı. Evet. İnsanlar biraz rahatladı. Ya normale dönüşün en büyük göstergesi tabii futbol değil mi? Evet. Yani insanlar şimdi sokağa çıkma yasağında eve hapsedilmiş, vakit geçiremiyor. Ha. Ki bizim ülkemiz futbol ülkesi. Yani insanlar futbol izlemeye özlemiş. Şimdi Alman Ligi'ni takip ediyor Türkler artık yani insanlar. Çünkü futbol izlemek istiyor. Ki evet zevki var mı yok seyircisiz. Şöyle ama o bile şey ha, oldu. O bile artık o bile o ona bile yani razı geldik yani. Şimdi geldim Türkiye'ye geldiğimizde burada işin başındaki şey ekonomi tamamen. Evet. Tamamen duygusal yani bu iş. 580 milyonluk bir alacak var şu anda. Tabii. Herkes bu pastanın peşinde. Şimdi gelelim o küme düşme kaldırılsın diyen takımlar var ya. İlk 10 takım içinden bir tanesi söylemez onu. Kim söyler bunu? Aşağıda kim var? Kayseri, Rize, Malatya. Evet. Ki korkulu rüya gören 7 takımdan bir tanesi. Ben de olsam bu sene oynanmasın, ligde kalma düşme kaldırılsın. Ben de derim bunu zaten. Evet. Yani ben buna çok doğru ve etik de bulmuyorum. Yani bu doğru bir şey değil. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu bunu kendi başına da karar vermiyor. Kimse yani öyle çıktı Nihat Özdemir karar verdi gibi düşünmesin. Bunun arkasındaki işte siyasi bir iktidar, efendim hükümet, bunların da bir görüşleri alınıyor. İşte efendim bilim kurulu ki Sağlık Bakanı gerçi çok başarılı bir Sağlık Bakanımız var. Buradan da kendisini evet tebrik etmek lazım. Evet. Süreci çok iyi yönetti. Yani o da mesela söyledi. Ben dedi sorumluluk almam dedi. Ama bir yerde de bu hayata başlamamız lazım. Evet. Bu hayata başlamamız için de en yani sağlıklı, bağışıklığı güçlü olan kim? Futbol takımlar. Yani sporcular. Sporun önemi bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Bir yerde başlayacaktık biz bu işe. Evet. O yüzden Almanya'da, İngiltere'de, Rusya'da başlamışsa Türkiye'de de bu muhakkak bir yerde başlayacaktı. Ki dönelim hemen Erzurumspor ne dedi? Bizde dedi 8 tane pozitif var dedi. Şimdi diğer kulüpler ne diyecekti? Bende 3 tane var, bende 2 tane var deyince Futbol Federasyonu bunu gerekli mercile görüşerek ne dedi? Kardeşim dedi, bu ligde de oynanacak. Pozitif olanlar ayrılacak. Kalanlarla oynayacak. Neticede 5 tane de değişiklik hakkı veriyor değil mi hocam yanılmıyorsam? Evet. 5 de değişiklik hakkı veriyor. Bundesliga'da başladı. Türkiye'de de konuşuluyor. Onu onayla atlamak yok onu istiyorlar. Burada uygulayacaklar muhakkak. Yani o şimdi Almanya'da uygulan Türkiye'de uygulanmaması olmaz. Onu da uygulayacaklar yani ister istemez. Yani öyle bir şeyi yok. Yani diyecek olduğum bu öyle ya da böyle başlayacak gibi duruyor. Yani bir yerde artık hayata tutunmamız lazım. Şimdi bakın sokaklara gel. Ben bugün Ünye'deydim. Ünye bugün haftası mıydı Ünye'nin? Ben böyle çarşamba, bir, evet. Ben böyle bir kalabalık görmedim ve bu kadar iç içe kol kola omuz omuza insanlar vardı. Evet. Yani biz Türk milleti olarak biraz şey çok gevşeyiz. Hem anında biz hemen gevşeyebiliyoruz. Yani evet ne diyor bilim kurulu ya Sağlık Bakanımız? Belli bir mesafede durun. Maske takın. Şöyle yapın böyle. Ya şimdi bugünkü baktığımızda bu aynı şey orada da geçerli. Sahilde yürüyemiyorsunuz sıkışıklıktan. Yani biz gevşeyiz ya. Gevşiyoruz hemen yani. Bak Alman böyle değil. Daha disiplin. Alman böyle değil. Alman disiplini var. Evet. Disiplini duruyor. Baksana teknik direktörleri sahaya çıkamadı. Yani. Evet. Kampı terk ettiği kampı için. Kampı terk ettiği hep için. Hep şunu örnek veriyorum disiplinle alakalı. Türkiye bir milli maç oynayacak. Sahası kapalı. Almanya'da oynandı maç. Milli maç seyircisiz. Ve Alman güvenliği tribüne dönmüş tribüne bakıyor. Ve tribüne kimse yok. İşin ilginç tarafı. Ama diyor ki güvenlik. Benim görevim bugün statta tribüne bakmak. Olası oradan gelecek bir seyirci yakalamak. Seyirci olmamasına rağmen. Türkiye'ye gel. Maç 50 bin var. Seyirci var. Herkes. Bizim güvenlik sahaya maç seyirci. Sonradan değiş döndü ama biz bunları da gördük. O yüzden
bizim biraz daha şu Sağlık Bakanımızın çalıştığı kadar, özveri yaptığı kadar toplum olarak gerçekten bizlerin de biraz daha uyarlı, duyarlı davranmamız lazım. Bu arada hocam şunu söyleyeyim. Az önce Bundesliga başladı, bir rahatladı dediniz. Liverpool geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken 1,5 milyon insan izlemiş maçı. Bu hafta yani Bayern Münih maçı bile değil. Werder Bremen, Bayer Leverkusen maçını da ona çok yaklaşık, neredeyse eşdeğer insan izlemiş. Niye? İnsanlar evet. Evinde hani seyircisiz bile olsa bir futbol maçı izlemeni istiyor. Evet. Yani futbolu seven kişiler bunu istiyor. Buna Almanya, ben kutluyorum Almanları. Yani büyük bir cesaret örneği göstererek dünyada ilk şey yaptılar. Ben işte çoğu insan şeyi yapıyor işte, ya futbol oynanır mı oynanır mı? Oynanır kardeşim. Ha, alt liglere indikçe biraz daha zor. Onu kesinlikle bir kere söyleyeyim. Alt liglerin oynanmayacağını, 28 Mayıs'ta ben alt liglerin oynanmayacak diye karar çıkmasını bekliyorum. Yani alt liglerde özellikle bölgesel amatör değil mi? O maçları oynatmak imkanları kısıtlı takımların. Yani bunların siyasi tam böyle şey alamıyorlar. Ben hatta Süper Lig maçta öncesi ve maçları da misal şöyle, hep Antalya falan konuşuyorlar. Normalde ben olsam Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Erzurum, Rize, daha çok Erzurum. Bakalım. Bu hatta oynatırım. Bir, otobüste transferleri kolay. Evet. Otobüste. Yani uçağa gerek yok. İki, Haziran ayında Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde çok daha fazla sıcak varken nispeten Karadeniz'in biraz daha serin oluyor. Serin havasında maçları oynatmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Mesela uygulanabilir. Evet. Tesis açısından da Ordu'da, Giresun'da, Rize'de, Trabzon'da, Erzurum'da, Samsun'da çok güzel tesisler var. Oteller var. Oteller var. Evet. Yani hem de burada bir otellerde hareketlenmiş olur bu sayede. Ve nihayetinde seyircisiz maç. Bugün Trabzonspor Trabzon'da Galatasaray şampiyonluğa oynayabilir yani. Tabii bunda ki bir problem yok. Yani. Nasıl olsa seyircisiz maçlar. Yani. Evet. Bunları artık şey yapmaları, oynatmak için eğilim göstermeleri lazım. Ama bakıyorum ben işte, ya oynanır mı? Niye oynamaz kardeşim ya? Oynanır. Bu memlekette 2000 lira maaş için insanlar şey yapıyor. Tekstilde çalışıyorlar. Tekstilde. Evet. İş yerine gitmek istiyor. Evet. Ya öbür tarafta kardeşim oynamıyorsan işte Obi Mikel gibi yap. Kulübün de rahatlasın. Evet. İçerideki paranı alma, 4 aylık 5 aylık paranı. Git, saygı duyalım. Ona da saygı duyuyoruz. Şimdi bu bana göre damadaşı gibi yani. Eğer üst ligi, Süper Lig oynanıyorsa muhakkak ki Bal Ligi dahil oynanacak. Neticede küme düşmeler, çıkmalar olacak oraya. Hatta biz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bize de mesela yukarıdan en azından ilimizdeki amatörün oynanabilecek kaç maçımız olduklarını öğrendiler. Mesela bizde playoff'ta 3 maçımız var şimdi bizim. Yani 3 maç oynandığında Ordu'nun ilk şampiyonu belli olacak. Evet. Yani Bal Ligi'nden, Bal Ligi oynanırsa ki oynanacak gibi duruyor. Diyelim bir takım düştü. Yerine çıkacak tam birini alman gerekiyor. Burada 3 tane maç var. Seyircisi oynatırsın. Ordu gibi yerde çok da problem olmaz. Olmaz. Yani siz de o grupta oynuyorsunuz. Değil mi? Teknik adam olarak. Yani sizin de 4 maçınız var bildiğim kadarıyla. Bizim 4 maçımız var. Biz alttan gelen takımla bir tane playoff oynayacağız ama. Ha yani tamam. Neticede yani 4 tane maç resmi olarak oynanacak fikstürde 4 maçınız var. Yani bence bu damada şunu diyebilirler. Mesela ben bizim kendi ilimiz için söylüyorum. İkinci amatör küme başlamadı bizde hiç. Ha onu oynatmayabilirsin. Niye? Dersin evet, sağlık biraz daha aşağıda sıkıntılar var. Ha onu da şöyle yapabilir. Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de oynatabilir. Ona bilim kurulu ve futbol federasyonu karar verir. Ama Süper Lig oynandıktan sonra Bal Ligi dahil oynanacak gibi duruyor. Bal Ligi'nin biraz daha aralığı var zaten. Tabii. Yani evet. Nihayetinde Süper Ligler Eylül ayında başlarken Ekim ayında başlar. Yani onu Kasım'da da başlatıp tabii. Yani Kasım'a atarsın. O Eylül döneminde bitmemiş sezonu bitirebilirsin. Bunlar yapılabilir. Çarşamba yani. Pazar da yapabilirsin hocam. 4 maç kalmış. Yani bunlar yapılabilir. Yapılabilir hocam. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. Fatih Terim
bir açıklama yapmıştı. Kimi şampiyon yaparsanız yapın gibi işte biraz. Yani orada sanki Fatih Terim'den biraz Türkiye Futbol Federasyonu etkilendi mi etkilenmedi mi bilmiyorum ama 10 günde bitirilebilirdi hocam o zaman Ballıgı'yı. Vaka sayısı da 1'di. Ama işte şimdi bazı şeyde o dönemde devlet el attı. Yani hatırlayın Nihat Özdemir dedi ki seyircili oynanacak maçlar. Devlet çıktı. Olmaz dedi. Dedi ki maçlar seyircisiz dedi. Ertesi haftada bütün ligler şey dedi devlet el attı. Evet. Şimdi devlet oynatma konusunda çünkü risk almak istemiyor. Çünkü futbol enteresan bir şey. Yani futbol enteresan bir şey. Yani bir tane futbolcuya bir şey olur, sorumlusu hükümet olur. Evet. Onun için diyorlar ki biz biraz daha gerideyiz. Ama zaten oynanmayacak gibi bir durum olursa zaten devlet hemen der ki biz 1 Eylül'e kadar nasıl Hollanda dedi ki 1 Eylül'e kadar hiçbir etkinliğe izin vermiyoruz. Onu yaptığın zaman zaten maçlar oynanmayacak otomatik durum. Tabii. Şimdi çok sıkıntılar çıkacak oynandığında. Bunlar da var şimdi. Şimdi bir sürü sıkıntı. Benim yani çok yakinen bildiğimi söylüyorum. Yani biz hakemliğimizin yani %80'ini Güneydoğu'da yaptık yani. Evet. Güneydoğu'da biz her türlü entrikayı, her türlü pisliği gördük. Şimdi burada gelelim şu olaya. Şimdi futbolcu. Şimdi eskiden hapşırıp pıskırınca hiç kimse bir şey demiyordu. Şimdi acık hapşırdın herkes dağılıyor mu? Dağılıyor. Tabii. Şimdi evet. Futbolcu, X bir futbolcu geldi. Hakemin görmediği bir anda dedi ki tükürdü. Ne olacak? Evet. Şimdi sen bunu yabancı futbolcu yaptığını düşün. Hadi yabancı futbolcu biraz daha şey bu konuda. Aynen öyle. Yani korkak diyeyim hadi. Evet. Bunlar olacak, bunlar yaşanacak. Biz neler gördük? Biz jilet atan, dilinden jilet çeken futbolcu gördüm ben. Evet. Çok doğru yere şey yaptın. Ama burada da ben Nihat Özdemir'i bir kez daha kutluyorum. Eleştirenler olabilir. Tabii. Ama ne dedi? Pozitif çıkanlar ayrılacak. Ayrılacak. Biz negatiflerle evet. Devam edeceğiz. Yani kararlılık oluşu çok doğru. Kararlılık evet. En önemli şey evet. Kararlılık. Evet. 14 tane futbolcu. Ama burada olacak. Hakemlere çok yük binecek hocam. Acayip yük binecek. Bu tip olaylar çok olacak. İşte onlar da tedbirini alacaklar Metin ya. Aynen hocam biraz daha yorum okuyayım. Cihan Güven yazmış. Bünyamin Hoca'yı burada görmek çok güzel. Hakemliği de yorumculuğu da gerçekten çok başarılı. Metin Hoca'ya Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerinde başarılar dilerim. İyi yayınlar. Yorumları okumaya devam edeceğim hocam. Bu arada ben Okan Koç'la çok yakın görüşüyorum. Size çok selam var. Aleyküm selam. Okan Koç'la söyleyeyim. Kahraman Minnet iyi yayınlar. Hocalara selamlar. Turgay Arar Ünye Spor'la ilgili olarak ne düşünüyor Bünyamin Hoca? Onu en son alacağız. Murat Pehlivan hayırlı yayınlar. Cümleten selamlar. Aleyküm başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Murat Kurt bu yapmış olduğunuz yayınları çok başarılı buluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bünyamin hocamı da karşımıza görmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Erdoğan Çiçek iyi yayınlar, Halil başarılar demiş. Aşkın Yavaş hayırlı yayınlar. Hocalarım ben Fatsa Belediyespor Sarı Cephe Taraftar Grubu olarak sevgiler, saygılar sunarım sizlere Fatsa'dan. Aşkın Yavaş yazmış. Ahmet Yıldıran Ünye Spor Kulübü Başkanı. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bünyamin Hocam Karadeniz'in incisi Ünye'mize hoş gelmiş. Metin Hocama da çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Bünyamin Hocam Baldigin'in Temmuz ayında oynatılması ve bu süreçte hiçbir yaptırım olmayan amatör oyuncuların kulüplerine dönerler mi? Aileleri izin verir mi? Dondurulmasında sakınca var olur mu? Yayıncı kuruluştan parayı kurtarmak için sağlık neden geri plana atılıyor? Bunun vicdanları anlatabilirler mi? Teşekkürler. Az önce konuştuk zaten. Evet. Cevdet Ünü var. Tanıyorsunuz herhalde. Ya Cevdet abi. Bünyamin Gezer hocam ve diğer dostlara selamlar. Teşekkür ederim. Ve bize bir bilgi vermiş Cevdet Ünü var. Bundesliga'nın geçen haftaki yayın geliri 670 milyon avro. Evet. Evet Savaş Kara yazmış. Halil hocam bayramdan sonra Ünye'yi denizden görmek adına hocalarımızı Ünye Su Sporları Gençlik ve Spor Kulübü olarak davet ediyoruz. İnşallah. Siz burada olursanız hocam. İnşallah. Metin hocam da zaten kesin gelir. Ben Metin buradayım. Bilgim olduğu takdirde ben bu tip etkinliklere katılmaktan mutluluk duyuyorum zaten. Şimdi hocam Süper Lig'de ligin ilk 26 haftası oynandı. Sezon başı düşündüğünüz kadroları, transferleri gördüğünüz zaman bu sezon başlamadan önce bu senaryoyu düşünüyor muydunuz? İşte Trabzonspor'dan, Başakşehir'den ligin zirvesinde olmasını, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin lige erken havlu atmasını. Şimdi ligin ilk haftalarında bunu görmek mümkün değil Halil. Tabii. Çünkü
yeni transfer olan oyuncular var. İşte Beşiktaş bugün eğer şampiyonluk yarışının uzağında kaldıysa bu sadece Abdullah Avcı'nın problemi değil. Tabii. Yani oyuncu kalitesi, oyuncu kadrosunun kalitesi de önemli. Şimdi sağ kanat oynuyor değil mi? İşte Envakame. Sol kanat Envakame, sağda Abdülkadir. Envakame. Şimdi 10 gol atmış, 9 tane asisti var. Müthiş bir adam. Şimdi Visca kanatta oynuyor. Aynı nihayetinde şey. Öyle. Ama bakıyorsun Elneny bilmem ne. Diaby. Bunlar gol atamamış. Bunlar transfer edilirken de iyi transfer diye konuşuldu. Şimdi bir şey vardır. Transferin tutması. Şimdi Charlotte müthiş tuttu değil mi? Evet. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'yi haftalarca götürdü. Evet. Ve ben Fenerbahçe'de misal Vedat'ın kötü oynamaya hakkı yok dedim. Çünkü Vedat'ın alternatifi yok, evet. Vedat kötü oynadı, Fenerbahçe yarıştan koptu. Çünkü alternatifi olmadığı için. Şimdi alternatifli kadrolar her zaman şampiyonlukta bir adım öndedir. Şimdi Trabzonspor mesela ligin ilk yarısı bitti. İyi oyuncular aldı. Yani kadro derinliğini biraz daha sağladı. Ha ben şu şeydeyim, Trabzonspor biraz daha önde olmalıydı. Misal Başakşehir yılların getirmiş olduğu Abdullah Avcı futbolundan kurtarması biraz uzun sürdü. Ama Okan Hoca çok müthiş başarılı. Müthiş. Hakiki yani, mağlubiyeti var değil mi yanılmıyorsam? Müthiş başarılı. Yani bir de şu var Metin, Avrupa Kupası'nda da gitti. Evet, misal evet. Trabzonspor'da Avrupa Kupalarında yedek kadroyla çıktı ve buna evet. Herkes hoşgörüyle baktı Ünal Hoca'ya. Evet. Kimse yenildiği zaman hesap sormadı, gençlerle oynadı, şey yaptı. Herkes çünkü camia bir şampiyonluk potasına girdiği için şey yapmadı. Ama 12. adam da yok. Başakşehir şu anda bak. 12. adam da yok. Taraftar da yok. Avrupa Kupalarında çok iyi yerde. Roma'yı Borussia Mönchengladbach o dönemde abi, giderdi. Borussia Mönchengladbach'ı yendi. Müthiş takımları yendi. Halen gidecekti. Yani bence daha da gidecek. Ama tabii bu süreçten sonra ne olur bilemeyiz. Yani en iyi takım bu süreçte bende çok müthiş puanlar kaybedebilir. Bu, evet. Bu pandemi sürecinden sonra hiçbir takıma, hiçbir teknik direktöre ben hiçbir yönetime laf söylemem. Çünkü yani olağanüstü şartlarda kesinlikle. Oynanacak bir futbol iklimine alışmaya yani çalışıyoruz. Kağıtta ondan tatılmış gibi olacak tabii, yani kesinlikle. Tabii. Bu böyle olacak. Ama sezon başı yani ne görüyorduk? Gene hani Trabzonspor önce başladığı için lige Avrupa kupalarından evet, dolayı ödemeleri vardı UEFA Avrupa. Orada bir sinyal vermişti. Yani bu sezon iyi bir çıkış yakalayacağını sinyalini vermişti. Başakşehir zaten iyi bir kadroydu yani. Zaten iyi bir kadroydu. Bence iyi de bir teknik direktör seçimiyle beraber şey yaptılar. Galatasaray'da zaten Fatih Terim yani şampiyonluk yolunda en tecrübeli isimlerden bir tanesi. Burada biraz Fenerbahçe beni biraz yanılttı. Yani daha erken koptu. Ben Fenerbahçe'nin biraz daha ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışında var olacağını düşünüyordum. Ama devre arası özellikle transfer yapamaması. Yani devre arası bir transfer yok. Yapamadılar. Yapamayınca haliyle o kadro derinliğini sağlayamadılar. Sağlayamayınca da biraz da hakem hatası falan böyle bir çöküş içerisine gittiler ki bence eğer hoca bulamıyorsanız Ersun Yanal'ı niye gönderdiniz? Göndermeyeceklerdi. Yani bu sezonu Ersun Hoca ile tamamlayacaklardı. Daha da kötü oldu. O da ilginç oldu bir türlü hoca bulamamaları. Ya işte A planı, B planı yapmadan bazı değişiklikler yapılmaz Halil. Yani yönetim işte orada orada ortaya çıkıyor. Yönetimin başarısı dediğimiz olay o. Yani bugün ben Ahmet Ağaoğlu'nu başarılı buluyorsam Ahmet Ağaoğlu ne yaptı? Hep bir adım sonrasını düşünerek hamle yaptı. Evet. Yoksa şimdi, kolay değildir Ünal Karaman'ı göndermek o durumda. Şimdi bu tip durumlarda ben her zaman şunu savunmuşumdur. Yani ben orada yaklaşık 8-10 yıldır televizyondayız. Yani ortada bir başarı ve başarısızlık varsa bu kesinlikle yönetime aittir. Niye? Tercihi yönetim yapıyor. Bugün hocayı getiren kim? Yönetim. Yönetim. Gönderen kim? Yönetim. Yönetim. O yüzden başarı da yönetime yazar, başarısızlık da yönetime yazar.
Şimdi Süper Lig'e geldiğimizde bakın bugün ilk 5 sıraya oynattığım takımlara baktığında istikrarı sağlayan takımlar daha çok başarılı. Bunda Alanya var, Sivas var. Yani çok fazla kadrosunu değiştirmemiş. Mesela Trabzonspor altyapısından çok oyuncu almış. 3-5 tane çok abi pozisyonda yani dünyada bile böyle kendini kabul ettirmiş. Sosa, işte Enkabe, o var. Yani orada daha çok tecrübeli, deneyimli 5-6 oyuncu var. Diğer de Trabzon'un kendi öz evlatları var. Bir de önlerinde müthiş bir başkanları var. Ya ben Ahmet Oğlu'nu yıllardır televizyonda takip ederdim. O denk geldiğinde ben onu izlerdim. Yani bana göre net duruşu olan bir başkan profili çizdi. Ve orada kulaklarını her şeye tıkadı. Taraftarlara da kulaklarını tıkadı. Ne yaptı? Hayır kardeşim dedi. Ben bu parayı harcayamam. Ne yaptı? Ayağını yorganlar gözetti. İyi bir ekonomi politikası izledi. Evet. Ve aldığı oyuncuları hepsi tutunca ortaya bir başarı çıktı. Şimdi Ünal Karaman'ın gönderişinde hepimiz ne dedik? İşte şöyle böyle olacak dendi. Bunu biz de söyledik. Yani sonra şimdi yok ben söylemedim diyen bana anlatamaz onu. Evet. Ama gelinen noktada ikinci hoca Hüseyin Cimşir. Mağlubiyeti yok. Mağlubiyeti yok. Oynanan futbola baktı bir tık daha yukarı çıktı. Doğru mu? Doğru. Bu yani gözüküyor. Demek ki işte başa gelelim. Ortadaki başarı ve başarısızlık yönetime ait. Bu tersi olsaydı eğer Cimşir başarısız olsaydı o başarısızlık yönetime yazacaktı. Evet. Değil mi? Birincisi bu. Şimdi bir de VAR sisteminin gelişi Anadolu kulüplerini biraz daha cesaretlendirdi. Yani ceza sahası içine girdiğinde bir şey oldu da aman dedi ya var öyle böyle yani orada ne kadar hata bile olsa ya bunun %80 benim lehime de olabileceğini artık kabul etti Anadolu kulüpleri de. Evet. Bakın Anadolu kulüpleri de o ilk beşin içine girmeye başladı. Varın bence etkisi olduğunu düşünenlerdenim ben. Tabii ki hocama da katılıyorum. Kadro kalitesi çok önemli. Şimdi bir Beşiktaş takımına bakıyorsunuz. Yapılan transferlere bakıyorum. Ankara Gücü'nden bir sağ kanat oyuncusu aldılar. Tyler Boyd mu? Buyur. Yani Amerikalı. Ya şimdi ne golü var ne asisti var. Öbür tarafta işte Diaby var. Yani kadro kalitesi tamamen düştü. Evet. Haliyle de bu duruma geldi. Yani özet olarak istikrar, VAR sistemi ve kadro kalitesi çok etkin rol oynadı. Evet hocam. Yine Türk futboluyla ilgili bir soru soracağım. Daha sonra biraz seçime de değineceğiz. Hocamızın bir seçimi var. Hocam Avrupa'ya en yakın gördüğünüz Türk futbolcuları Süper Lig'de mücadele eden. Yani şu anda Uğurcan var. Abdülkadir var. Trabzonspor'dan. Bunlar %99-99 giderler diye düşünüyorum. Ha Türkiye Ligi'nden kim gider? Başka Vedat Muriç gider. Yani iyi transfer olarak yurt dışına, kulüplerine para kazandırarak gidebilecek evet. futbolcu grubu bunları görüyorum. Ha başkaları da olabilir ama bunlar en önde. İrfan Can. İrfan Can gidebilir. Ama son zamanlarda biraz düştü performansı. Yani gene de gidebilir. İrfan Can evet. çok yetenekli. Yani özellikle eğer Avrupa Şampiyonası oynanmış olsaydı bizim Türk milli takımından bayağı futbolcuya evet. transfer teklifi tabii gelirdi. Tabii. Yani bunlar zaten konuşulan da yaklaşık 20 milyon eurolar konuşuluyor ki. Evet. Müthiş bir rakam yani. Sizin hocam... Bence de ben hocama katıyorum. Ben de ikisini yazmışım. İkisi. Hocam peki Avrupa'ya mesela antrenörümüz yok senelerden beri. Hı. Yakın gördüğünüz isim var. Ben mesela Okan Hoca'yı çok beğeniyorum. Gidebilir. Yani Okan Hoca gidebilir. Bence dil sorunu çözmeyen hiçbir hoca ileride şansı olma şansı yok. Neden? Orada dil olarak anlatmanız lazım. Anlatamıyorsunuz. Anlatamayınca futbolcu seni anlamıyor. Şimdi bakıyoruz, izliyoruz. Bütün teknik adamlarımız konuşuyor. Yanında 5 tane menajer şey var. Tercüman var. Biri Rusça'yı çeviriyor, biri İngilizce çeviriyor, evet. biri Amerika çeviriyor. Yani ne olduğu belli değil. O yüzden bence öncelikle dünyada konuşulan ana dil hangisi? İngilizce. Evet. Bence hedefi Avrupa olan teknik adamın ana dili gibi İngilizce konuşması lazım. Ortak dil İngilizce. Bence Okan Buruk gidebilir çünkü İtalya geçmişi de olduğu evet. için Metin. Şey de olabilir şey, hocam bu Erol Bulut da biraz dil konusunda yetenekli. Erol Bulut da olabilir. Yani en azından dili biliyor bir de çıkışta olan bir teknik adam. Ya şimdi işte biraz daha gitmesi lazım. Tabii. Ben bir büyük takımda görmek istiyorum. Evet. Yani şimdi evet Malatya başarılı. Evet Alanya başarılı. Ama evet. Halil'e katılıyorum. Büyük takımda görmedik. Evet. Çünkü oranın atmosferi farklı. Kesinlikle katılıyorum. Bak yıllarca Başakşehir'de hocalık yaptı. Abdullah Avcı. Zaman zaman çok kötü skorlar aldı ama hiçbir zaman evet. istifa edecek misiniz hocam sorusunu almadı. Evet. Ama Beşiktaş'ın başına geçti.
Her programında var. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Bunları taşıyamak, evet, taşıyabilmek, o stresi yönetebilmek çok zor. Aynen, ben de Halil'e katılıyorum. Büyük takımda bir test edilmesi lazım. Test edilmesi lazım. Çünkü evet, büyük takımın o medyası insanı bozar. Evet. Orayı yönetmek kolay değil. Evet. Şimdi kulüplerimiz bugün bana 3-4 tane soru verdi size sormam için. Siz de zaten yine seçime doğru bir program yapacağız Metin Hocam, ama bir tanesini okumak istiyorum. Yani hepsini okuyayım. İlk birinden başlamak istiyorum. Evet. Ünye'de en büyük problem saha problemi. Bünyamin Hocam. Şehrin amatör takımların antrenman yapabileceği bir şey yok şehrin ortasında. Evet. En yakını buraya 10 dakika, 15 dakika uzaklıkta. Oraya da servis problemi var. Büyük bir maddi yük oluyor. Yani iki grup götürse bir günde 400-500 liraya mal oluyor. Ki 3-4 tane, 5 tane gruplarla yaş kategorisine girdiği zaman ben okuyayım mı hocam soruyu? Ben? Yok, önce soruyu hani tek tek gidelim ki. Ben tek tek soruyu okuyacağım. Ha, tamam. Ha. Atatürk Parkı'na nizami saha istiyoruz. Cevizlere uzak, aynı zamanda maliyeti karşılayamıyoruz. Akça'ya saha yapılsa aynı şekilde servis parası vermek zorundayız. Atatürk Parkı'na saha yapılsın. Biz Ünye'li büyüklerimizden 40 bin kişilik Akyazı Şenol Güneş Stadyumu istemiyoruz. Antrenman yapacağımız nizami bir saha istiyoruz. Metin Hocam'la gerekirse Spor Toto'ya bile gideriz. Şimdi ben soruyu kim sormuşsa kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ama şimdi yaklaşık 2 dönemdir biz amatör spor kulüplerindeyiz. Biz bunların takibi son 6 aya bakıldığında, yani bizim başkanlık sürecimiz çıktıktan sonra daha çok için içine. Biliyorum hocam, biliyorum. Şimdi ilçemize, Ünye ilçemize bak, Ünye ilçemiz gerçekten bir futbol şehri özellikle. Yani burada bakıyorsunuz iddialı olduğu zaman full stat oynayan, full seyirci oynayan bir taraftar toplu ve çok takımını etki eden bir taraftarı var. Şimdi evet, şehrin merkezinde böyle bir futbol sahası yok. Ama bununla alakalı bir alan da yok. Şimdi sadece Atatürk Parkı'nda bir halı saha var, büyütülmesi için sormuş. Arkadaşıma buradan şunu söylemek istiyorum. Orası Büyükşehir'e ait. Yani Ünye Belediyesi'ne ait değil. Evet. Artı oraya, hadi diyelim ki Büyükşehir olayını çözdünüz. Ağaçların kesilmesi gerekir ki doğa katliamı diye bir olayımız çıkıyor ortaya. Yani orada 2-3 tane oranın, ağaç varmış hocam. Oranın yani çok nizami saha olma şansı yok. Bunu bir kere bilelim. Ama evet, 2 tane ağaç kesilip biraz büyütülebilir mi? Evet, büyütülebilir. Ama dediğim gibi bu Büyükşehir'in alanında bir yer. Ama öncelikle halının kesinlikle değişmesi lazım. Buna katılıyorum. Evet. Şimdi Cevizdere olayına geldiğimizde bakıldığında çok güzel bir tesisler var. Gerçekten yani. Son zamanlarda yapılan en iyi tesisler. Orada çim de var, sentetik de var. Şimdi evet, oraya ulaşım biraz zor. Hemen bir araçla gidemiyoruz. Ve de antrenmana gidecek bir çocuğumuz tek vasıtayla gidemiyor. Yok yok. Böyle bir sıkıntısı var oranın. Ondan dolayı evet, sadece hafta sonları maç oynanma adına iyi bir yer. Ama biz Sayın Spor İl Müdürümüzle görüştük. Mustafa Genç Müdürümüz sağ olsun. Ya bu konularda biliyorsunuz bizi çok dinleyip dikkate alan biriz. Çözüm üreten bir müdürümüz. O da bu Çınar Suyu dediğiniz yerde, değil mi? Çınar Suyu olan, evet, bir yerde bir atıl bir yer vardı. Onu projelendirdi. Hazırlattı, ama tabii ki araya bu koronavirüs girince, yani tüm dünyada olduğu gibi burada etkiledi bu olay. Şimdi orası olduğunda bir vasıtayla gidilebilir. Buradan bindiğinizde bir araca oraya gidebiliyorsunuz. Oranın yapılıp hizmete sunulduğunda bence %60 futbolla alakalı sorun çözülmüş olacak. Ha, yetecek mi? Yetmeyecek. Tabii ki başka semt sahaları lazım bizlere. Evet. Semt sahası. Önemli olan semt sahası. Yani bizim 6 yaş, 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş çocuklarımız mahalle arasında top oynaması lazım. Şimdi aile çocuğunu buraya gönderecek. Sahile çocuk arabaya binecek, gidecek. Yani her baba, her anne buna müsaade etmeyebilir. Biz nasıl büyüdük? Sokak aralarında 2 tane taşı koyarak oynadık. Dar alanlarda. Yani bunlar önemli. Bunlar zamanla olacak şeyler. Ama ben bunların olabileceğini düşünüyorum. Ama en azından yani bizim seçimden sonra biz eğer kulüplerimiz teveccüh eder, bizi göreve getirirse, ya bizim açmayacağımız, aşındırmayacağımız kapı yok. Yani biz herkesin kapısını çalarız. Hani bir laf vardır, kendim için bir şey istem namerdim diye. Ben kendim için bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Bilirler beni. Ben hep amatör kulüplerimiz için aşındırdık, gittik, geldik. Sağ olsun ilimizi yöneten mülkamirler de zaman zaman ekonomilerin yettiği kadar yardım da ettiler. Edecekler de, evet, daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani biz bu konuda arkadaşıma gerekli cevapları verdiğimi düşünüyorum. Bünyamin Hocam şöyle bir... Şuradan bir gireyim. Aha, zaman hocam. Zaman Metin, buradaki takımların herhangi bir hakkı yendiği zaman kendine göre, eğer görüntüsü varsa gönderir bana. Metin? Ben.
Pardon. Dost olduğumuz için evet. Ona Metin diye hitap ediyorum. Metin Hoca diyeyim. Daha şey olsun. Bu Metin tam Türk geldi. Tanıyorum. Metin Hoca şey yapar, gönderir. Yani misal MHK'dayken İHK'm varsa ordu bölgesinde mutlaka neresi olursa olsun Ünye'de şu çocuk var, işte Fatsa'da bu var diye şey yapar. Yani o konuda bir kere Metin Hoca'nın bu işlerin takipçisi olacağına inanıyorum. Evet. Ha, gelelim probleme. Bu Türkiye'de var. Maalesef. Yani Türkiye'de bu yeterli çocuklarımıza oyun alanı, futbolcularımıza antrenman alanı, basketçilerimize spor salonu, bu eksikliğimiz var. Buradan bir spor adamı olarak önce belediye yetkililerimize ben çağrıda bulunuyorum. Sayın Bakanımız Hilmi Güler orada belediye başkanı. Evet. Ünye Belediye Başkanımıza hem saygılar sunuyorum. Hem hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hem de bu vesileyle bak bu problemlere el atmalarını rica ediyorum. İnşallah. Yani çünkü dediğiniz doğru. Bu devirde işte çocuğu otobüse bindir, gönder. Zor. Hatta ben bir gün Mehmet Özdiler'e dedim ki ya Mehmet Hoca dedim. Niye dedim sizin gibi dedim, eskisi gibi dedim çok teknik futbolcular çıkmıyor. Dedi ki hocam biz sokakta yetiştik. Biz araba geliyor otomatik stop yaptık sokak arasında. Ayşe teyze geliyor çarpmayayım diyor anında durduk. Bak bunlar bizi geliştirdi dedi. Şimdi bizim çocuklarımız işte 20 metrekarelik 30 metrekarelik halı sahalarda futbolcu yetişmez. Ondan sonra işte Avrupa'yla niye baş edemiyoruz? Evet. İşte Almanya'da niye futbolcu çıkıyor? Niye Türkiye'de çıkmıyor? Çıkmaz kardeşim. Almanya'da çocuğun evinin önünün futbol sahası. Evet. Bak evinin önü sokağa futbol oynayabileceği alanlarla dolu. Mahalle maçları yapıyorlar. Eskiden biz mahalle maçları yapardık. Evet. Metin Hoca da hatırlar. Şimdi mahalle maçı yapabilecek bir alanımız var mı? Yok. Hayır, bak bu bizim eksikliğimiz. Buradan belediye yetkililerimize hasreten rica ediyorum. Ordunun tüm belediyelerine öncelikleri lütfen çocuklarımıza oyun alanı, spor sahası, antrenman sahası mutlaka ve mutlaka hem salonda hem futbol alanında lütfen rica ediyorum şeylerini ona yapsınlar, yatırımlarını. Evet. Şimdi Ünye ile alakalı artı avantajlar çok var bakıldığında. Şimdi evet Ünye İlçe Belediye Başkanımız sporu seviyor. Kaymakam Bey sporu seviyor. Bir de işin en önemlisi Büyükşehir Belediye'de Başkan Vekili Adem Atik var, evet, Ünyeli. Adem Başkan Sayın mı? Başkan var yani. Bir de, yani bir de sporun içinden gelen bir kimliği var. Yani Sayın Adem Atik'le birlikte Ünye'nin bence yani biraz daha uçması lazım. Evet. Bu eksiklerin daha net giderilmesi lazım. Ben Adem Başkan'ın da buna el atacağını düşündüm. Daha şimdi birden hizmet istemek de biraz şeydir. Ya daha yeni gelmişsin göreve bir yıl olmuş. Yani hemen pat diye olmaz bu işler. Bu zamanla bir süreçtir bu. Ben Adem Başkan'ın Büyükşehir'deki etkisi yetkisiyle birlikte yani Ünye ilçesi için özellikle tüm ilçeler tabii ki aynı mesafede, aynı yakınlıkta ama bir de kendi ilçesi var. Oraya da daha bir şey bakarsın. Yani bu böyledir yani. O yüzden ben Ünye'nin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. Son 5 dakikamız size bir soru daha soracağım. Yine amatör kulübünüzde bir sorusu var. Büyükşehir'in yapacağı söylenen yardım henüz yapılmadı. Bu konuda bilgisi var. Maddi yardımdan evet. Bahsediyorlar. Şimdi zaten bu maddi yardımın ana başlangıcı seçim öncesi Sayın Doktor Hilmi Güler'in evet. Seçim vaadinde bir yemekte amatör sporlarının da tüm sporcunun olduğu bir yemekte verdiği bir söz vardı. Seçim sözüydü bu yani. Sağ olsun kendisine teşekkür ediyorum ekranlardan sizin aracınızda. Kendisine talimatları vererek bir çalışma yapıldı. Büyükşehir Belediye'nin spor dairesi. Her kulübümüze adaletli ve adil bir sistem yapıldı burada. Bunu ben kesinlikle kendim bizzat gördüğüm, içinde olduğum için söylüyorum. Herkese eşit mesafede, eşit kimlikte bir dağıtım yapılacaktı. Tam paranın dağıtılacağı gün, yani o gün meclis toplantısı vardı, hiç unutmuyorum. Meclis toplantısından sayın, biz de canlı yayında izliyoruz. Sayın Doktor Hilmi Güler meclise dedi ki, buranın bitiminde Atatürk Spor Salonu'na gidiyoruz, amatörlerimize bu paranın takdimini yapıyoruz dediğinde bakanlıktan bir karar çıktı. Evet. Virüs olayı çıktı. Bütün her şey iptal edildi. Ha, bu verilebilir miydi? Verilmesi daha iyi oldu ama tabii ki burada da bir ekonomi var.
O dönemde biliyorsunuz sosyal yardımlamalar, efendim belediyenin gelirleri de düştü birden o arada. İşte otopark gelirleri, su gelirleri. Tabii. Yani orada bir ekonomik sıkıntı oldu. Biz bunu görüşüyoruz belediyeyle zaman zaman. Ama bu ödenmeyecek değil, ödenecek. Ben ama şunu isterdim Büyükşehir Belediye'mizden. Ekonominin çok kötü olduğu bir dönemde, yani özellikle bu virüs olayında amatörlerimize bu paranın verilmesi bir can suyu olacaktı. Neticede bu insanlar tamamen özveriyle, gönüllülük esasına göre çalışan kulüplerimiz. Hepsi bir tane çocuğumuzu, ben hep şunu söylüyorum. Ben şampiyonluklarda kesin de değilim, amatörde şuna bakarım ben. Bizim sokaklardan çektiğimiz her bir sporcu madde bağımlılığından, sigaradan, alkolden gibi şeylerden çekip sahaya çekiyorsak bizim için en büyük başarı budur. Evet. Şampiyon ikinci plandadır. Ama ben Büyükşehir Belediye'nin bu ücretini en yakın zamanda ödeyeceğini düşünüyorum. Kendine teşekkür ederim şimdi. Ben de size teşekkür ederim Metin Hocam. Bizi kırmadınız. Bu akşam katıldınız. Yine Ali Osman Bey de sizin ekibinizde sanırım. Onu evet. da buraya çıkartacağız. Beraber bir program daha yapacağız seçimden önce. Tamam. Bünyamin Hocam size de çok teşekkür ederim. Ben büyük teşekkür bir zevk ederim. Oldu benim için. Sizle tanışmak, programa çıkmak. Ben buradan de teşekkür ederim Halil'ciğim. Sağ ol kardeşim. Murat Ülgen abime çok teşekkür ediyorum. Kadir Tamtürk abime çok teşekkür ediyorum. Sürekli bana destek oluyorlar. Bir de Halil'ciğim senin de adaylığın vardı. ASGP Başkanı. Ben öyle bir şey duymuştum yani sosyal medyadan. Bir akşam ben de gecenin geç saatlerinde yazmıştım. 3 ay oluyor ama 3 ay oluyor. Sonra geri çektim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. Takımı da birlikte tutmamız lazım da Ladi'yi. Bunlar güzel şeyler. Aynen. Olacak. Ama ben buradan değerli dostum Metin Kır hocama da başarılar diliyorum. Ve şunu söylemekten hiçbir zaman şey yapmam. Ordu için hayırlı olacağını düşünüyorum. İnşallah seçimde de başarılar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Rakiplerine de başarılar diliyorum. Ama Ordu için hayırlı olur diye düşünüyorum. Metin hakikaten bu işlerde Metin Hoca koşturan bir insan, gönülden yapan bir insan. Onu da daha evvel de gördüğüm için Ordu için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Evet, bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesin gelecek bayramını da kutluyorum bu arada. Bayramdan sonra yayında olacağız. Esen kalın.